Öncelikle herkese iyi günler. Maçın değerlendirmesine gelinsek, milli maç arası dolayısıyla bu iki haftalık dilimde çok ağır antrenmanlar yaptık. Rakibimizin de sezon başı hedefleri belliydi. Çok güçlü bir kadroları var. Her yıl playoff'a kadar gidip playoff'tan geri dönen bir takım. Tecrübeli oyuncuları var. Bunun da bilincindeydik. Bugün buraya mutlak kazanmak için geleceklerini ve üzerimize saldıracaklarını biliyorduk. İlk 15 dakikada 1-2 tane net pozisyon buldular. Ama biz bugünkü maçın en önemli anahtarı taktik disiplindi. Kendi evimizde oynamamıza rağmen biz taktik disiplinden ve ciddiyetten asla taviz vermeyecektik. Bugünkü maçın bizim felsefemiz buydu. Bir hafta boyunca oyuncularımıza bunu anlattık, bunu aşıladık. 90 dakika boyunca ciddiyetimizi koruduk. Taktik disiplinden taviz vermedik. Zaman zaman bilerek topu da rakibe verdik. Onların oynamasına izin verdik. Ama 90 dakikanın geleneğine baktığınız zaman 6-7 tane net pozisyonu olan, bir tane direkten dönen, ikili mücadelelerde, koşu mesafelerinde maçı daha çok kazanmak isteyen, daha coşkulu oynayan taraf bizim taraftı. 2-0'lık net bir galibiyet aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ciddi oldukları için ve taktik disipline 90 dakika boyunca bağlı kaldıkları halde kendi evimizde oynamamıza rağmen açılmadan, genişlemeden bu ciddiyetimizi koruyarak maçı kazandığımız için bu oyuncularımı, bu karakterli oyuncularımı çok tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi bugünkü taraftarlarımızın coşkusu, tutkusu, enerjisi her maç, her hafta, her rakibe karşı oyuncularımın enerjisini, gücünü arttırıyor. Onlara armağan ediyoruz, onlara teşekkür ediyorum. Bu iş bana Ankara camiasına hayırlı olsun. Hocam tebrik ediyorum. Sezon başından beri çok ciddi problemlerle uğraşan bir teknik adamsınız. Bu maç itibariyle 8. haftayı geride bırakırken bugün neyi çözdünüz acaba o problemlerden? Özellikle sahadaki meselelerden bahsediyorum. En çok sizi mutlu eden neydi? Biraz önce taktiksel şeye değindiniz ama daha başka bir ayrıntı arıyorum ben. Bu maçta bu 90 dakikada nelerden birini daha çözdü diyebilirim. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Giren çıkan fark etmiyor. Oynayan oynamayan. Herkes takım kazanması için birbirini motive ediyor, birbirini destekliyor. Takımın içindeki Endika'nın sakatlığından sonra çok önemli bir kayıp bizim için. Oyuncu grubunun çoğalması, oynayacak oyuncu grubunun çoğalması, takım içindeki alternatiflerin artması beni en çok mutlu eden konulardan bir tanesi buydu. Ve taktik disipline bağlı olarak hep birlikte hareket ediyoruz. Hep birlikte düşünerek, konuşarak çok coşkulu, çok birbirine bağlı bir oyuncu grubum var. Beni en çok mutlu eden bu. Yani bir yemeğe oturuyorlar, ben izin veriyorum. Mesela çarşıya çıkıyorlar Ankara'da. 8-10 kişi bir araya gidiyor. 8-10 kişi bir araya, hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Sanki bir ailenin evlatları gibiler. Bu beni çok mutlu ediyor. Hepsi, oynayan oynamayan, herkes birbirine sarılmış, birbirine destek veriyor. Bu da Ankara gücünün, benim, bizlerin çok büyük artısı. Yani bu şartlar altında da bu kadar oyuncu grubunun karakterli bir şekilde bir duruş sergilemesi, maçlara çıkıp mücadele etmeleri beni en çok mutlu eden konu bu. Birbirlerine çok saygılılar, çok saygı duyarak maçlara çıkıyoruz. Maç kaybedebiliriz de, bugün kaybedebilirdik de. Rakip ilk 15 dakikada gerçekten 1-2 tane net pozisyona girdi. Ama beni en çok mutlu eden bu oyuncu grubunun birlikteliği, içsel huzurluğumuz, içsel birlikteliğimiz, birbirimize olan saygımız ve inancımız. Olmadı, bekliyoruz hala. Bayağı bir tanıdık yüzler var. Evet, karşılaşmayı değerlendirecek olursak ilk 20-25 dakika çok etkili oynayan bir Boluspor vardı. Yakalamış olduğumuz 3-4 tane de çok net pozisyon vardı. Değerlendiremedik. 25. dakikadan sonra Ankara gücü biraz daha inisiyatif alaraktan biraz oyunu dengelemeye çalıştı. 35'ten sonra tekrar oyunu inisiyatif bize bırakaraktan daha çok kazanmış oldukları topu uzun kullanaraktan Umut'un fizik kalitesi, Kenan ve İlhan'ın çabukluğunu değerlendirmeye çalıştılar. Ama takım olarak ona gayet iyi karşılık verdik. Çünkü ileride baskı yaptık. İkinci topları zaman zaman iyi kazandık.
ama hiç pozisyon olmayacak şekilde devreyi 1-0'la kapattık yani. Yapmış olduğumuz bireysel hatadan dolayı. İkinci devre rakibin yine aynı oyun düzende oynayacağı veya bitirmiş olduğu gibi düzende oynayacağını bekliyorduk. Çünkü 1-0 öne geçmiş bir takım ister istemez skoru koruma artı onların oynamak istediği oyun planı biraz daha ön plana çıkacaktı. Yani ilk 15-20 dakika ikinci devrede gayet iyi oynadık. Ama golü atamadığınız zaman bir şekilde rakibin direnci fazlalaşıyor. Hamle yapmaya çalıştık ama hamleye de beklediğimiz gibiydi. Yani çünkü hazır olmayan oyuncular, sakatlıktan yeni dönen oyuncularımız vardı. Onları bu şekilde oynatmak istemezdik. Çünkü 1-0 mağlupken oyuna atmak ve onların maçı force etmesi üçünden de aynı anda beklenemezdi. Çünkü uzun süredir oynamayan bir Santos vardı. Uzun süredir sakat olan bir Guido vardı. Onların yani biraz maçı force etsin diyerekten belki bir şeyler yapar diye bekledik. Çünkü rakip kapanmıştı. Dar alanda antrenin bize yapabileceği katkılar vardı ama olmadı. İkinci golde yine aynı şekilde uzaklaştırmamız gereken bir topu kısa düştü ve 2-0'ı buldu Ankara Gücü. Oyun olarak gayet iyiydi. Ama sonuç olarak elimizde bir şey yok. Yarın tabii herkes sonucu konuşacak ve almış olduğumuz veya alamamış olduğumuz puanları konuşacak. Oynamış olduğumuz oyun değil ama iyi oyun bir şekilde zamanla sonuca yansıyacak. Bundan şüphemiz ve endişemiz yok. Üzücü bir mağlubiyet oldu. Çünkü hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Bu kadar emeğin sahadaki bu kadar özellikle ilk devre oyunun karşılığı bu olmamalıydı. Ama futbolda maalesef oluyor bu şekilde. İnşallah önümüzdeki hafta iç sahayla birlikte tekrar bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Şimdi şöyle ikinci sorunla başlayayım. İkinci yani uzun süre oynamamış bir oyuncunun bir haftada veya bir yani iki karşılaşmada sizin istemiş olduğunuz seviyeye gelmesi mümkün değil. Çünkü Santos en son oynamış olduğu karşılaşma Göztepe maçıydı. Yani Mayıs. Bugün Ekim'deyiz yani. Yaklaşık bir 5 ay gibi bir süreç. Ve bu 5 aylık süreçte tam toparladık derken yani cezası bitmiş derken tekrar yaşamış olduğu bir sakatlık oluştu ve tekrar geriye gitti. Ama Santos'a öyle veya böyle kazanmamız gerekiyor. İhtiyacımız var. Bunu da çok iyi bir şekilde gördük yani bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmada. Diğer sorumuza gelecek olursak bugüne kadar Gökhan oynadı. Ertuğrul son oynamış olduğu karşılaşmada gayet iyi oynadı, iyi performans gösterdi. Bugün de çok kötü oynamadı bence gayet iyiydi. Yani yapması gerekeni yaptı. Skorlara göre kalecinin yani kalecilerin performansı değerlendirecek olursan haksızlık olur. Çünkü bugün çok net kaçırmış olduğumuz pozisyonlar da vardı. Yani kaleci yapmış olduğu hata maalesef çok pahalıya mal oluyor ki yapmadılar bugün hatayı. Yani bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmada diğeri de yapmadı. Şimdi Gökhan da yapmadı. Çünkü Gökhan da iyi karşılaşmalar oynadı ama bu karşılaşmaya böyle bir tercih oldu. Bundan sonraki süreçte de Ertuğrul da nasıl Gökhan'ı 6-7 hafta oynatıp ondan sonra değerlendirdiysek Ertuğrul için de aynısı geçerli. Bugün biraz önce söylediğim gibi oyun olaraktan Ertuğrul da gayet oyun içerisindeydi her seferinde ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Yok ters anlamadım. Onlar beni çağırdılar. Ben de gittim yanlarına. Yani sonuçta sadece iyi sonuç aldığınız zaman alkışlarından gitmek kötü sonuç aldıktan kaçmak gibi bir durum yok. Yani biz her zaman buradayız. Yani galipken nasılsa duruşumuz mağlupken de aynısı olacak. Bizde herhangi bir değişen yok. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yani bugün evinde oturan, maç izlemeyen taraftar belki tepki gösterebilir. Ama futbolu bir gören, futbolu bilen ve futbolu seven bir taraftarın bugün tepki göstereceğine ben yani anlam veremem. Çünkü bir teknik adam olarak yapılması gereken bütün sahada varyasyonlar, pozisyonlar, her türlü organizasyonlar vardı. Yani olmamış olsa, pozisyona girmemiş olsak, takım oynamamış olsa, mücadele etmemiş olsa bir şekilde tepkilerini anlayabilirim. Ama yani biraz önce söylediğim gibi sonuca göre Türkiye'de genelde ona göre tepkiler veriliyor. Biz yani iyi yolda olduğumuzu biliyoruz ve her geçen gün üzerine koyduğumuzu da biliyoruz. Ama insanların bilmediği tek şey var, isimlere görerek ve isimler tamamen hazır olmadığı halde onları ona göre değerlendiriyor. Bu da biraz haksızlık oluyor. Şimdi
Ali abi geçen sezon playoff'a kalmış olan takımlara yani kadro olarak ve derinliği olarak değerlendirecek olursak Bolu onların hep gerisinde kaldı. Çünkü Göztepe'ye bakıyorsun Yahoviç Umut vardı. Ya örnek olarak söylüyorum ve diğer bölgelerde o şekilde de. Eskişehir'i söylememe gerek yok zaten yani lig üstü bir kadroları var. Yani eksik olan biz yani geçtiğimiz sezon hedef olarak değişikti. Kadro derinliğimiz bu sezonki kadar yoktu. Yani bu bir gerçek. Çünkü geçen sezon bazı mevkilere alternatifsiz oynadık. Örneğin Rydell oynadığı zaman oynadı, oynamadığı zaman hatta kötü oynadığı zaman oyunda tutmak zorunda kaldık. Çünkü alternatifimiz yoktu. Diğer taraftaki farkı yaratabilecek mevkilerde de aynısıydı oluştu. Örneğin Santos'un oynamadığı dönemlerde Santos'u yerini doldurabilecek bir oyuncumuz yoktu, bir alternatifimiz yoktu. Aslında tablo şu çok basit. Biz geçen sezon 56 tane gol atmışız. Bu 56 golün 33 tanesini iki futbolcumuz atmış. O 56 golün 33 gol artı 14 tane asistini aynı iki futbolcu yapmış. Ya bu çok şeyi anlatıyor bence. Yani şey olarak da. Ama bu sene geçtiğimiz sezon gibi değil kadro yapılanması. Biraz daha zenginiz. Ama tek dezavantajımız oyuncuların yani biz geçtiğimiz sezon biten kadroyla lige başlayamadık. İşte sakatlıklardan dolayı, bazı mevkideki oyuncuların formsuzluğundan dolayı ve bize katılan oyuncuların zaman zaman gelmesi. Yani Türkiye'de bazı şeyler çok zor. Yani ne sistemine göre transfer yapabiliyorsun ne de oyuncuna göre sistem belirleyebiliyorsun. Çünkü sistemine göre transfer yapan takımlar başarılı oluyor. Bunun çok iyi bir örneği ligimiz de var, Altınordu. Onlar sistemine göre futbolcu alıyor. Ama diğer takımlara bakıldığı zaman bunlar daha çok işte kim boşta, nasıl olur, bize yarar mı, yaramaz mı, ne zaman gelecek? Yani bu süreç takım olma ve sistem belirlemekte sıkıntı çektiriyor. Yani bundan dolayı da ligler Türkiye'de 8. 9. 10. haftadan sonra oturmaya başlıyor. Yani bugün Süper Lig olsun, bu lig olsun. 8-9 tane transferden az yapan bir takım var mı? Yani bu oyuncuların bir şekilde monte olması gerekiyor. Adapte olması gerekiyor ve oyuncunun belirlemiş oyuncunun kalitesine göre de belirli bir sistem belirlemen gerekiyor. Bu da bir süreç. Bolu gelecek mi? Bolu gelecek mi? Ben ilk geldiğimde de söyledim. Burada basında olan arkadaşlarımız da vardı. Bolu öncelikle kulüp olarak hazır olması lazım. Yani ki şu anda çok iyi adımlar atıldı. Yani kulüp olarak yavaş yavaş Süper Lig düzeyine gelme yolunda çok büyük çabalar ve çok büyük fedakarlıklar yaptı yönetimimiz. Çünkü bunun çok fazla örnekleri var. Takım olarak çıkıp ve sonra düşüşleri çok acı olan illerimiz var, şehirlerimiz var, kulüplerimiz var. Yani bunu yaşamamak adına eğer doğru yapılanmayla, doğru kulüp yapısıyla o seviyede ki seviyeye yakın yapılanmaya çıkarsan o zaman sıkıntı çekmezsin.